Merhabalar, hoş geldiniz. <laughs> Nasılsınız? Keyifler yerinde mi? Nasılız bugün? Ha, çok sevindim Sevil Hocam. Daha iyi olun. Merve Hocam çok teşekkürler. <laughs> ben de sizi gördüm. Daha iyi oldum. Göremesem de varlığınız yeter. Evet, bugün neden buradayız? <laughs> bugün kalan sürede neler yapmamız gerekiyor? Artık çok kısa bir zamanımız kaldı. Yoğunluk bu arada KPSS mi arkadaşlar? Herkes bir hangi sınav hazırlandığını yazabilir mi? Hangi sınavlara hazırlanıyoruz? Kim hangi sınava girecek? Yanıt bekliyorum öğretmenlik, İngilizce öğretmenlerimiz var, KPSS'ler var. Çok güzel. KPSS, Dikap Kübra Hocam, PDR, Matematik Öğretmenliği. Çok güzel. Yani yoğunluk kitle şu an 2023 KPSS diyebiliriz. Rümeysa Hocam, Tarih Öğretmeni. Çok güzel. Arkadaşlar sınavımızda yaklaşık 100 güne yakın bir zaman var. Eğer KPSS lisans için hazırlanıyorsak görsel sanatlar çok güzel Merve Hocam. Yani zamanımız daraldı. Belki biraz kendinizi stresli kaygılı hissediyor olabilirsiniz. Nasılız bu arada keyifler nasıl? Bu zamana kadar neler yaptık biraz bahsedelim istiyorum. Çünkü yoğunluk öğretmenler ve öğretmenler çok yönlü bir sınava hazırlandıkları için yani birden fazla aşamaları var. Biraz stresli olmamız bu yüzden normal Merve Hocam. Başka nasıl hissediyoruz kendimizi? Ben kendime güveniyorum hocam bu yıl başaracağım diyenler var mı aramızda? Kaygılı ve endişeli. Çok normal, çok normal arkadaşlar. Yani kalan süre e, bu kadar kısalmışken çalışma bu arada yapsak da yapmasak da böyle hissetmemiz çok normal. Ama e, artık bir noktada hani şu son iki buçuk üç aylık süreci çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Çok güzel Cansel Hocam. İnşallah başarınıza biz de şahit oluruz. Gerçekten hani özgüven, hazır bulunmuşluğu da etkiliyor. Her zaman kendimize olumlu telkinlerde bulunmalıyız. Başaracağız. Emin olabilirsiniz arkadaşlar. Başaran öğrencilerin bizden ekstra bir farkı yok. Yani ne IQ seviyesi olarak ne zeka düzeyi olarak değil. Belki doğru çalışma noktasında olabilir. istikrarda olabilir ya da isteklilik noktasında olabilir. Tek farkımız bu. Yani atanan bir öğrenciyle atanamayan bir bir öğrenci arasındaki ince çizgi burası zaten. Alan ve eğitim ağırlıklı çalışıyorum. Çok güzel. Canser hocam ilk günkü gibiyim diyor. Harika ne kadar güzel motivasyonunuzu kaybetmemişsiniz. Konuları nasıl yetiştireceğim? Stresi var. Alan dipsiz bu koyu. Evet Rümeysi Avcam siz tarih öğretmeniydiniz galiba. E, tarih branşı gerçekten öyle Derya Deniz. Gerçi bu bütün alanlar için söyleyebilirim bu Derya Deniz olma kısmını. Kübra hocam yetişir ama nasıl bir çalışma yaptığınıza göre değişir. Aslında bugün tam olarak da bunun yanıtını birlikte arayacağız ve bulacağız. Çünkü zaman subjektif bir kavram arkadaşlar. Yani belki 100 günlük bir süre ee, birçok öğrenciye göre kısa gelebilir. Yetiştirilemez gelebilir. Ya da birçoğuna göre hayır hocam 100 gün çok devasa bir süre 100 güne neler neler sığdırırım ben de diyebilirsiniz. E neden? Çünkü subjektif. Yani ben içinin neyle doldurursam bana geri kazanım öyle olacağı için bizim bu 100 günde neler yaptığımız daha önemli. Yani eğer durup beklersek evet şu anki seviyemizden ilerleyemeyiz. Ama ben bugünü bir milat olarak kabul ediyorum. Ben eksikliklerimi analiz edeceğim. Bu 100 günde de eksiklik adım adım kapatacağım, telafi edeceğim dersek evet bu 100 günlük süreç bizim için yeterli olur. 100 gün içinde yetiştirme derdindeyim. <laughs> 2 ay Eylül Ekim çalışıp 100 gün içinde yetiştirme derdindeyim. Hocam birçok öğrenci bunu yaptı bu arada. Ama size şöyle güzel bir haberim var ki kendi öğrencilerimden de biliyorum. E, çok uzun yıllardır eğitim uzmanlığı öğrenci koçluğu yapıyorum zaten. Emin olun Dönem başında başlayıp son aylarda verimini düşüren öğrencilerdense son 3 ayda, 4 ayda hızlı bir şekilde e, böyle kaliteli bir programla çalışan öğrencilerin başarılı sonuç elde etme olasılığı daha yüksek arkadaşlar. Yani şu tam içinde bulunduğumuz 90 günlük, 100 günlük süreç sınavı kazandıracak bir süreç diyebilirim. O yüzden psikolojimizi de kendime ter, kendimize terkinlerimizi de düşünce yapımızı da lütfen buna göre revize edelim. Yani şu an içinde bulunduğumuz süreç çok önemli. Bizi kazandırabilir, kaybettirebilir. Bu sürece çok önem atfetmemiz gerekiyor. Evet, evet, kesinlikle, kesinlikle hocam. Peki biz bugün neden buradayız? Şu an karşımda e, böyle yetiştirdim, yetiştiremedim, başladım, yarıda bıraktım bir kitle var. Gerçi genelimiz böyleyiz bu arada. E, öğretmenlik çünkü zorlu alanlar olduğu için böyle bir istekle direkt dönem başında başlıyor öğrenci, iymesini böyle yukarıya doğru çıkarıyor. E, sonra bir şeyler oluyor, bir motivasyon kaybı duruyor, stabil gidiyor. Sonra bir yere düşüyor, bir ara hiç çalışmıyor, ara veriyor. Sonra tekrar hızlanmaya çalış. Yani bu 9-10 aylık süreç böyle grafik sürekli yükseliyor, düşüyor, stabil gidiyor derken bir dengesizlik hakim aslında. Ama sınav bizden ne istiyor arkadaşlar? Yani KPSS bizden ne ister? Bunu bilen var mı? Çünkü biliyorum içinizde tecrübeli adaylar da var. Yani tecrübenize dayanarak sınav bizden ne istiyor? Nasıl çalışmamızı istiyor? Bunu biliyor muyuz? Bol soru. Evet bu istediği özelliklerden bir tanesi. Düzenli çalışmak, evet. Kesinlikle. Düzenli ve disiplinli çalışma, planlı çalışma, evet. Yani aslında bunu arkadaşlar istikrar diyebilir miyiz? ÖSYM bizden istikrarlı hareket etmemizi istiyor diyebilir miyiz? Doğru çalışmak önemli. Yerlere odaklanmak. Evet Havva Hocam kesinlikle. Hız GGK için özellikle çok, hava, çok haklısınız hocam. Dikkatli çözme ve sakin olma. Evet. Söylediklerinizin hepsine çok haklısınız arkadaşlar. Ama bunun temelinde işte o hani sınava girme bir sonuç ya. Hani ben o en son aşamada ben sınava gireceğim. Onun önünde böyle 9-10 aylık devasa bir süreç var ya arkadaşlar. Benim o süreçteki istikrarım sonucumu belirliyor. Yani ben böyle 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 durdum, ara verdim, bıraktım, toparlayamadım. Bu beni başarıya ulaştırmaz. Benim belki az ama doğru ama verimli bir programla belki rakiplerimden daha az çalışacağım hiç önemli değil ama trik noktaları bileceğim düzenli çalışacağım istikrarlı çalışacağım ve sürekli çalışacağım benim başarılı olma ihtimalim diğer öğrencilerden daha yüksektir arkadaşlar o yüzden diyorum umutsuzdan kesinlikle kapılmak yok şu an bir milat 100 günde çok şey başarılabilir yeter ki istekliliğinizi kaybetmeyin yeter ki ben istikrarlı çalışacağım bunu zihnimize kodlayalım harekete geçelim gerisi zaten halle hallolacak. Ama yeter ki bu istikrar kısmını koruyalım. Evet Faruk Hocam, dikkatli çözme ve sakin olma. O da ÖSYM'nin bizden istediği özelliklerden biri. Şimdi bugün burada olma amacımız, e, streslerinizi, kaygılarınızı çok iyi anlıyorum. Ama önünüzde devasa konular, devasa dersler var. Bunu da çok iyi biliyorum arkadaşlar. Özellikle alanda Dikap gibi ya da işte fen bilgisi gibi, sosyal bilimler gibi, sınıf öğretmenliği gibi... ...çok yönlü, böyle birden fazla derste uzmanlık gerektiren alanlarda öğrenciler çok bölünüyorlar. Çünkü ÖABET'ten ayrı, eğitim bilimlerin ayrı, genel kültür, genel yeteneğin ayrı ve senin önünde şu an yüzlerce der, yüzlerce konum bekliyor, onlarca dersin bekliyor. Sen bunlar içerisinde belki de bir eleme yapmıyor olabilirsin. Eğer bunu yapmıyorsan, yani eğer bir eleme yapmıyorsan kesinlikle başarılı olamazsın. Şu an aramızda Herhangi bir eleme yapan var mı arkadaşlar? Mesela bir örnek istiyorum bir öğrencimizden. Hocam ben şunun yerine şunu çalışıyorum şu yüzden. Kübra hocam çalışıyorum ama kendimi hep Yetersiz hissetme ve sanki olmuyor gibi düşünmeyi nasıl engelleyebilirim diyor. Hocam e, demek ki yaptığımız programa tam güvenmiyoruz. Ya da bunun karşılığını biz netlerimizde sınavlarımızda alamıyoruz ki hala bir güvensizliğimiz var. Aksi takdirde sen eğer doğru bir programla çalışırsan ve bu çalışmanın karşılığını netlerinde somut olarak artış olarak görürsen başaramayacağım kaygın ortadan kalkar. Mesela Rukiye hocam diyor ki matematik yerine iyi yaptıklarımı daha iyi yapmaya çalışıyorum. Anladığım kadarıyla hocam siz bir sözel branş öğretmenisiniz. Branşınız sözel galiba. Matematikte çok başarılı değiliz. Rahim hocam da diyor ki hemen bakalım. Coğrafya yerine tarih çalışıyorum. Coğrafyayı sevmediğim için çalışmıyorum. Stres oluyorum diyor. Kübra Hocam, tarihe eledim. Coğrafya ve vatandaşlık odaklanmaya düşünüyorum. Tarih bir türlü olmuyor. Yani aslında anladığım kadarıyla şu an hemen hemen herkesin en az bir derse karşı böyle devasa bir ön yargısı var. Canser Hocam, ben tekrar ve soru çözüm kamplarına katılıyorum. Hocaları takip ediyorum. Onlar neyi daha çok çözerse ben de oralara odaklanıyorum. Yani Canser Hocam biraz öğretmenlere teslim olmuşuz. Onların öncelik verdiği kısımlara matematik hiç bakmıyorum diyen var. Ders elemiyorum, ders içinde konu ediyorum. Harika Canser Hocam, duymak istediğim yanıtlardan biri bu. Evet, arkadaşlar bizim baktığımız zaman ders eleme gibi bir lüksümüz yok. Çünkü şu anda hani en düşük puanla alım yapan bir bölümü bile düşünsek, şu an 75'in altında bir alım yok. Hani baktığımda o da minimum. Hani e, böyle atama oranın 7 binler, 8 binler, 10 binler olur. Hadi puan skalası 70'e 75'e düşsün. Yani senin her 4 bilgiden 3'ünü bilmen gerekiyor. %75'lik bir başarıya ulaşman için her 4 bilgiden 3'ünü bileceksin. Ve sen burada matematik gibi 30 sorunun geldiği ya da tarih gibi 27 sorunun geldiği bir kısmı komple kökten eleyemezsin. Onu elemen demek Diğer geriye kalan 4 dersin tamamında yüzde yüzlük bir başarı göstermen demek. Bunu zaten yapamıyoruz arkadaşlar. Şu an full çekme çok mümkün olan bir şey değil. Bakın ders anlatan öğretmenler bile sınava girdiğinde kendi branşlarında full çekemiyorlar. Çünkü her zaman bir yanılma payı vardır. Bakın ÖSYM'nin soru kalıplarında çok zor kalıpta %10 oranında sorular vardır. Ve onlar hatta çözülmemesi için sorulur. Yani o kadar zordur, o kadar uzundur, o kadarsa vakit kaybet Aklınızı karıştırır ki belki senin o soruyu çözmemen e, çözmenden daha hayırlıdır çünkü orada kaybedeceğin vakit yerine sen daha kolay formatta iki ya da üç tane soru çözebilirsin o yüzden bir kere ders eleme mantığını bir zihnimizden çıkaralım. Emin hocam diyor ki daha önce hiç KPSS'e çalışamadım, başaramayacak gibi hissediyorum. Çok normal hocam, deneyiminiz yok ama bence e, siz şanslısınız çünkü olumsuz bir tecrübeniz de yok. Yani şu an sınav sizin için nötr, olumlu da olabilir, olumsuz da olabilir. Olumlu olması için gereken aksiyon alacağım, çabamı göstereceğim. Ama yerimde sayarsam, ekstra bir çalışma yapmazsam, sınavı tanımaya çalışmazsam, kendimi tanımaya çalışmazsam ben burada kalacağım. Yani büyük bir ihtimalle başarısız olacağım. Ve şu an nötr olduğunuz için hocam olumsuz odaklanmamanız gerekiyor çünkü herhangi bir tecrübeniz yok olumsuzluğu tatmadınız neden olumsuzluğa kendimizi çekelim ki Nefi hocam da diyor ki benim derslere karşı ön yargım yok özellikle en çok çıkan konulara önem veriyorum evet bu da altını çizmemiz gereken bir kısım duymak istediğim cevaplardan biri de buydu 20 net yapıyor muhabbeti için yeterli diye bakmıyorum muhabbette kimya evet Nur hocam yükseltmemiz gerekiyor Mühendislik için yazan bir öğrencimiz. Hemen bakıyorum. Tarihte konu dinleyince anlıyorum, fakat soru ve denemede çok kötü. Aklıma zerre bir şey gelmiyor. O zaman Zeynep hocam büyük bir ihtimalle biz e, konu anlatımlarımızı kendi öğrenme karakterimize özel yapmıyoruz. Ben buradan bunu anlıyorum. Ya da konu anlatımına e, gereken zamanı vermiyoruz. Ya da es vermiyoruz. Bütün konuları ardarda. Sürekli sen zihne hocam bilgiyi alır alır alır. O bilginin pekişmesi için süre tanımazsan, o bilginin pekişmesi için ekstra soru çözüm yapmazsan, check up yapmazsan, deneme yapmazsan, tekrar yapmazsan, sürekli yeni bilgi geldiği zaman ilk öğrendiğin bilgiler bir e, altı delik bir bardak gibi düşünün arkadaşlar. Oradan akıp gidersen, üzerine su eklersin, alttaki gider, alttaki gider ve sürekli sen çalışıyor gibi olursun ama bardağın içinde hiçbir şey yok. Yani verimli çalışmamak aslında bu. Ama şimdi biz aslında sınavın bizden bu kalan son 3 ayda 100 günlük süreçte ne istediğini birlikte bulacağız arkadaşlar. Bugün toplanma amacımız da zaten tam olarak bu. E ki burada belirli konuları eleyip belirli konuları önceliklendirmemiz gereken zamana artık girdik. Ama bunu gelişi güzel kafamıza göre sevmeye ya da sevmemeye göre işte ben bu dersten haz etmiyorum ya da ben bu dersi çok seviyorum'a göre değil. Bunun bir matematiği var arkadaşlar. Çünkü ÖSYM devasa bir kurum. Bizim milyonlarca rakibimiz var. Kendi branşımızda binlerce rakibimiz var ve biz tabii ki de bir sıralamaya göre, bir mantığa göre hareket etmeliyiz. Değil mi? Mesela hiç gördünüz mü arkadaşlar? Ben rastgele öylesine çalıştım, sınava bir girdim, 90 aldım, aa atanmışım. Bana da sürpriz oldu diyen biri hiç oldu mu yakınlarınızdan? Evet Rukiye hocam. ...bazı konuları çalışınca da olmuyor... ...işte ona da değineceğiz... ...nasıl çalıştığın önemli... ...aslında olmayacak bir konu yok... ...ya da sen o konuyu gerçekten öncesini... ...yani girizgahını yapıp... ...ön hazırlığını yapıp mı çalışıyorsun... ...yoksa hiç alakasız... zor konudan başlarsan yapamazsın hocam... ...Faruk hocam da demiş ki... ...ben sınavlarda çok stres oluyorum kendi yaptığım denemelerin tersi oluyor hocam. Hocam buna yönelik o kadar çok geri bildirim alıyoruz ki yani bu genel bir problem ya bu psikolojik bir durum zaten. Yani senin evde rahat ortamında çözdüğün denemeyle gerçek sınavdaki ÖSYM kalıbındaki soruları yapma düzeyin zaten aynı olmaz. O yüzden sen denemelerde biz kendi öğrencilerimize de hep deriz ki hocam top noktaya çık. Yani hedefin diyelim 80 netse sen denemede 90 yap çünkü sınava gireceksin. Onun bir Psikolojik ortamı var, havası var, sesi var, yanındaki kişi var, dikkatin dağılabilir. Hadi düşsün düşsün, 10 net düşsün yine 80'i yakala deriz mesela. Handan hocam diyor ki, hocam iki çocuk annesiyim, evde hazırlanıyorum. Nelerimi arttırmam gerek, ne yapmam gerek? Hocam bunları şimdi konuşacağız. Eğer hazırsak şimdi bu konu eleme kısmına başlamak istiyorum. Heyecanlıyız biliyorum bu arada. Ben de gerçekten heyecanlıyım. Ama önce bizim geleceğimiz sınavı çok iyi tanımamız gerekiyor değil mi arkadaşlar? Şu an yoğunluklu kitle öğretmenlerin olduğunu biliyorum. Bir bakalım şöyle tablomuza. Bir bakalım. Şu an alanı olan öğretmenlerimizin ÖABT'deki başarı oranı yani tat sayı olarak %50, eğitim bilimleri %20, genel kültür genel yetenekte de %30. A grubu muyuz hocam? İBF. Tamam A grubu Yusuf hocam gerçekten yoğun. E, 120 soruluk bir testiniz var ve 4 ana başlıkta gerçekleşiyor. Hukuk, maliye, muhasebe ve iktisat olarak. Şimdi sınavda aşağı yukarı bakın çıkan soruları yazdım. Yani Türkçeden 30 tane soru geliyor. Matematikten 30 soru geliyor. Coğrafyadan 18 soru geliyor gibi. Alanda tabii ki branşa göre soru sayısı değişiyor arkadaşlar. Yani bu bizim bir kaba taslak, bir zihnimizde dursun alanda bilgi sahibi olduğumu düşünmediğim sorularda şıkları bir yerden görmüş gibi oluyorum ama işaretlemeye cesaret edemeyip boş bırakıyorum. Yok ya bana öyle geliyor sınav psikolojisi de bunu ben görmedim diyorum. İşte burada da hocam demek ki tam olarak emin değiliz. Bakın tam bildiğiniz bir soruda o soruyu yaparsınız arkadaşlar. Bilgi eksikliği var burada. Bilgi eksikliği sizi kuşkuya düşürür, şüpheye düşürür. Net bildiğim bir soruyu yapamama gibi bir ihtimalin yok hocam. Buradan Rümeysa Hocam sizin pratikliğinizi çok arttırmanız, çok farklı kalıpta fazlaca soru görmeniz gerekiyor. Tek çözümü bu. Eğer konuda benim hakimiyetim varsa artık sıra bu bildiğim konuları zihnime işlemede yani ÖSYM'nin yaptığı sınav çoktan seçmeli bir sınav belki arkadaşlar sözlü bir mülakat olsa sözlü bir sınav olsa ben eminim ki size işte inkılap tarihinden falanca konuyu bana anlat dese siz sular seller gibi belki anlatacaksınız ama sorun bu değil sorun orada mantık kullanmada yani sana 5 seçenekli bir soru soruyor ki seçenekler birbirine yakın soru bu kadar dikkatin dağılıyor zamanla yarışıyorsun İşte asıl eleyi burada yoksa ben eminim siz bilgisi olmayan öğrenciler değilsiniz. Ya da siz hiçbir dersi sevmeyen öğrenciler değilsiniz. Siz bilgisi olan ama bu bilgiyi sınavda nasıl kullanması gerektiğini bilmeyen öğrencilersiniz hocam. İşte bunu çözeceğiz birlikte. Şimdi sınavı aşağı yukarı tanıdık. Yani bizim 3 aşamalı ya da bazılarımızın 2 aşamalı sınavları var. Bu arada 2022 döneminin de kontenjanları açıklandı. Biz birçok öğretmenimizi yolcu ettik birçoğu sıralamadaydı e, bu yıl Yıldız sınıf öğretmenlerimiz <laughs> 7.878 onu PDR takip ediyor yine okul öncesi takip ediyor matematikten çok güzel aramızda matematik öğretmenleri vardı. Gülizar hocam diyor ki hocam benim de sürekli erteleme sorunum var. İşte burada da kaçtığımız bir şey var hocam. Yani siz eğer ki elinizin altında gerçekten uyduğunuzda verim alabileceğinizi düşündüğünüz bir programınız olsaydı hocam ertelemek kendiniz istemezdiniz. Çünkü hocam mantıklı düşünelim. Ertelediğin şey senin geleceğin. Bir başkası değil. Sen gireceksin bu sınava. Sen de geleceğini erteliyorsun. Benim çalışma yapmamam demek sınavda başarısız olmam demek. Sınavda başarısız olmam demek kazanamamam demek. Kazanamamam demek bir yıl daha kaybetmem demek. Bir yıl daha kaybetmem demek maddi manevi ve, ve psikolojik olarak benim bir senemi daha heba etmem demek. Bunu bilerek isteyerek kimse yapar mı arkadaşlar? Yani bir aslında başlangıç noktasından bir sonuca bakalım. Tabii ki de Ferhat Hocam lise matematik 2317 kişilik bir ataması olacak bu yıl. 45 bin kişilik kontenjanda bayağı yüksek bir alım yapılmış. Şimdi KPSS strateji işidir dedik. Ferhat Hocam bu ÖABT'si olan branşlar için çıkardığım bir tabloydu. Tam net sayı bilmiyorum ama bilgisayar öğretmenliği genelde böyle çiftli haneleri çok fazla geçmiyor. Onların bayağı böyle 90 ve üzerinde bir puan almaları gerekiyor. Hocam doğru bir karar olmayabilir. Bu senin unutma hızınıza göre değişir bu arada. Yani senin ne kadar sürede öğrendiğin bilgileri tekrar etmen gerekiyor bunu bilmem gerekiyor. Ya da senin günde kaç saat çalıştığını, bir konuya kaç gün kaç saat ayırdığını bilmem gerekiyor. Ama topyekun olarak mantıksal baktığımda hani bu öğrenmenin tam etkin öğrenmeyi sağlama kısmında bütün konuyu bitireyim ya da tüm dersi bitireyim onu köşeye alayım. Soru çözümüne tekrar öyle geçeyim demek. E çok da doğru bir yöntem değil arkadaşlar. Çünkü dersler konulardan oluşuyor. Konular ünitelerden, alt başlıklardan oluşuyor ya. O yüzden burada öğrendiğin bir aşamalı bilgiyi hemen pekiştirmen gerekiyor. Yeni bilgiye öyle geçmen gerekiyor. Bu tam öğrenmeyi sağlar. Evet. Evet Aysu'cum, EKPSS eğitimlerimize kayıtlı öğrencimizsin sen. Şimdi aşağı yukarı bu tablo da bence bizi motive etti diye düşünüyorum. Çünkü yoğunluk öğretmenlerim var karşımda. E, güzel bir alım arkadaşlar. Bu yıl daha da yükseleceğini öngörebiliyoruz. Hani geçmiş yıllardaki atama oranlarına baktığımız zaman e, bunun için gereken çabayı zaten göstereceğiz. Şimdi geliyoruz. Yavaş yavaş o eyleme kısmına merak ettiğiniz kısma geliyoruz arkadaşlar dakikalardır konuşuyoruz sınav strateji işidir siz KPSS'yi çalışırken hangi konulara öncelik vermeniz gerektiğini bilmeniz kesinlikle gerekiyor aksi takdirde az önce de söylediğim gibi gelişigüzel x'i eriyorum. Y'yi elemiyorum. Z'yi seviyorum işte e, V'yi sevmiyorum. Böyle bir mantık yok. Yani her dersin, her konunun benle sağlayacağı bir kazanım var. Benim bunu bilmem, buna göre hareket etmem gerekiyor. Peki biz sizce hangi konulara öncelik vermeliyiz? Şimdi mantıksal bakalım. Az önce yine istişare ettik ama biraz daha detaya inelim istiyorum. Siz olsanız seviyenizin düşük olduğu konulara mı ağırlık verirsiniz? Daha geç öğrendiğiniz konulara mahrilik verirsiniz. Daha hızlı öğrendiğiniz konulara mahrilik verirsiniz. Herkesin yapmakta zorlandığı konulara mahrilik verirsiniz. Yoksa sınavda en çok soru çıkan konulara mı ağırlık verirsiniz. Önem puanı en yüksek olan konulara mı ağırlık verirsiniz. Cevap bekliyorum. Kim hangi konuya ağırlık verir ve neden? Nedeniyle birlikte yazalım lütfen. sorusu çok olan, puan getirisi yüksek olan, önem sırası ve hız önemli diyor Songül hocam. Evet. Öneme en çok çıkanlar tabii ki kontrol etmek lazım diyor. En çok soru çıkan Yusuf hocam diyor. Doğru. Yani aslında buradaki seçeneklerin hepsi doğru arkadaşlar. Ama bunların arasında bir sıralama var. Hepsi. Heh. İhsan hocam. <laughs> İstediğim yanıtı aldım sizden. Sınavda en çok çıkan konuya nedenise zaten hazırlanma amacım o. Mantıklı Bahar hocam. Seviyemin düşük olduğu çünkü diğerlerinden biraz yapabilirim. Bu da çok doğru bir yaklaşım. Şimdi bunların hepsini tek tek bir üzerinden geçelim. Aşağı yukarı şu andaki kitle... Sanıyorum sınava şu an girse kaç puan alıp, alacağını bilebiliyor mu bu arada? Bunu da sorayım. En son denemeye ne zaman girdik arkadaşlar? Yani şu an elimizde somut olarak hocam ben şu an puanımı hesapladım. Denemelerime girdim. İşte 70 alıyorum. 68 alıyorum. 80 alıyorum. Bakın arkadaşlar bu çok önemli. Bu arada bir yola çıkmadan önce bir hedefiniz varsa nereden başladığınızı bilmek zorundasınız. Nereden? Songül hocam 70 okul öncesi. Güzel hocam hedefimize çok yaklaşmışız. Bir 5-10 puan arttırmamız lazım. 65 gibi diyor Sercan hocam. 70-75 arası diyor Rukiye hocam. Güzel. Puanlar hemen hemen şu andaki kitle orta seviyede. Ama bizim atama kontenjanımız hangi seviye? İleri seviye ve üst seviye. Yani iki tık belki bir tık arttırmamız gerekiyor. Çok güzel. Geçen haftaki denemeye girdim. En son GGK kötü ama alan iyiydi bayağı. Güzel hocam. Demek ki eksikliğimizin farkındayız. Şimdi bizim arkadaşlar buradaki bütün maddeleri göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Bir konuyu öncelik verirken. Seviyemin düşük olduğu konulara öncelik vermeliyim. Neden? Çünkü zaten düşük olduğu için benim de netlerim düşük ya. Diyelim ki ben bir sözel branş öğretmeniyim, Türkçe öğretmeniyim. Ben matematiksiz işte mesafe kat ettim, koştum, koştum, çalıştım, çalıştım, 70 aldım. Benim de 80 puan ihtiyacım var atanmak için. Ama seviyem matematikte yok. 30 soru gitti. Ölçme ve değerlendirme de yok. 12 soru gitti. 42 soruluk bir kaybım var. Şimdi ben 70'i garantiliyorum ya arkadaşlar. Ben ölçmesiz, matematiksiz 70 puan alan bir öğretmenim. Bu 42 soruluk kısımda benim seviyem düşük. Ve belki ben o 42 soruda 20 tanesini yapsam 80 üzerine çıkıyorum bittim. Bak seviyemin düşük olduğu konuyu seçmem beni diğerlerini koruma halinde ne kadar yükseltti farkında mısınız? Peki daha geç öğrendiğiniz konular hangileri? Az önce matematikler, coğrafyalar, tarihler görmüştüm. <laughs> Daha geç öğrendiğim konular. Peki sizce şu zamanda yani sınava 100 gün varken benim öğrenme süremin çok uzun 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 zamanımı alacağı bir konuyu önceliklendirmem ne kadar doğru olur arkadaşlar? Matematik ve ölçme. Evet Cansel Hocam tam az önce verdiğim örnek size hitap ediyordu galiba. Geç öğrendiğim bir konuyu sınava 100 gün varken önceliklendirmem size doğru bir hamle mi benim için? Geç öğreniyorum bu konuyu. Değil değil mi? Ama onun yerine daha hızlı öğrenebileceğim konular var. Daha hızlıdan da kastım şu. Mesela ben daha önce sınava girmişimdir, çalışmışımdır coğrafyayı. Güzel denetim vardır ama unutmuşumdur. Yani ben orada bir çalışma yapmışımdır ama unuttum. Onu yeniden hatırlamam daha kolay. Ama başka bir yerde hiç çalışmadım. Öğrenme süresi çok uzun. Benim çok zamanımı alacak ve, ve benim şu an öyle bir zamanım yok. O yüzden burada şunu diyebilir miyiz? Ben daha hızlı öğrendiğim konulara öncelik vermeliyim. Bu doğru bir hamle olur değil mi? Peki herkesin yapmakta zorlandığı konulara öncelik vermeli miyim? Kimse yapamıyor, rakiplerim yapamıyor. Ama ben bunu yapmak istiyorum. Veririm değil mi? Herkesin yapmakta zorlandığı konular beni onların önüne taşır aslında. Ama yine bu konunun da benim daha önce çalışmam oldu mu, seviyem iyi mi, sürem yetecek mi, daha mı geç öğreneceğim bunları da görmem gerekiyor. Tamam. Peki o hepimizin o tırnak içerisinde bastıra bastıra söylediği sınavda en çok soru çıkan konulara kesinlikle öncelik vermeliyim değil mi arkadaşlar? Mesela en çok soru nereden geliyor? Bir edebiyat öğretmeni için eski Türk dilinden geliyor. Ya da bir GGK, bir mühendis için matematikten geliyor, Türkçeden geliyor, 30 soru geliyor. Eleyemem ben bunu değil mi? 30 soru demek sınavın %25'i demek. Dörtte birini eleyemezsin. Dörtte birini edersen sen diğer dört dersi fullesen de alacağın puan 75. 75 puanı da bir mühendis ne yazık ki atanamıyor. İhsan Hocam aslında standart sapmayı biz çok yanlış anlıyoruz. E standart sapma dediğimiz şey arkadaşlar şu. Mesela matematiği düşünün. Matematikte 30 soru var ama 30 sorunun da sana sağlayacağı kazanım aynı. Yani sen zor bir soruyu yapsan da alacağın puan aynı kolay bir soruyu yapsan da alacağım puan aynı. Ama standart sapma dediğimiz şey şu. Her yıl arkadaşlar sınav sonuçları açıklandıktan sonra çeşitli veriler toplanır. Denir ki sınava 1 milyon öğrenci girdi. Bu 1 milyon öğrencinin işte 60 soruluk genel kültür testindeki ortalama başarı oranı 19. Genel yetenek testindeki ortalama başarı oranı 20 standart sapma dediğimiz şey sen ortalamanın ne kadar üzerine çıktın. O seni etkiler İhsan hocam. Mesela ben Türkiye geneli ortalaması 19 olan genel kültür testinde 40 net yaptıysam ben çok kazançlıyım çünkü ortalamayı 2'ye katladım yani standardın üzerine çıktım ya da genel yetenekte ben 60'ta 60 yaptıysam ortalamayı üçe katladım yani standart sapmanın çok üzerine çıktım standart sapma dediğimiz şey bu yoksa senin problemlerden çok zor olarak nitelendirdiğim bir soruyu çözmen ne? Doğal sayılardan bir soruyu çözmendeki alacağın puan olarak aynı. Ama ortalamanın üzerine net olarak ne kadar çok çıkarsan orada senin puanın artıyor. O yüzden diyorum ya bu sınav tekil bir sınav değil arkadaşlar. O yüzden sadece kendimizi düşünerek sadece bireysel ben kendimle yarışayım diyemezsiniz. Sizin binlerce rakibiniz var. Rakibin ne kadar başarılıysa senin ondan daha başarılı olman gerekiyor. Hayır Yusuf Hocam hepsinde. Hepsinde standart sapma bu şekilde oluyor. Mesela siz yanlış hatırlamıyorsam İBF'liydiniz. Muhasebede de öyle, hukukta da öyle, maliyede de öyle, hepsinde öyle. Evet Rümeysa Hocam bu yayınımız kayıt altına alınacak. YouTube kanalımıza ve kendi sayfamıza yükleyeceğiz. Sonrasında tekrar oradan da izleyebilirsiniz. Şimdi devam edelim. Yani aslında şunu diyebilir miyiz arkadaşlar? KPSS'ye çalışırken sınavı çok iyi tanımak ve konuların önem derecesini bilmek çok önemlidir. Ne kadar sürede kaç puan kazanacağınızı bilerek çalışmak en doğru stratejiyi belirlemenize yardımcı olacaktır. Yani şu an içinde bulunduğumuz süreç 100 günlük süreçte ben 100 günde hangi konuları çalışabilirim bunu 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 ne kadar süre ayıracağım şu kadar süre ayıracağım. Ne kadar süre ayırdığımda ne kadar net yapacağım şu kadar net yapacağım bitti. Senin yapman gereken bu yoksa dönem başındaymış gibi sıralı hiçbir eleme yapmadan üniteleri İslamiyet öncesine otur başla tarihe yetiştiremezsin ve sınavda da kazanamazsın. O yüzden diyoruz ya strateji işi bilmek gerekiyor arkadaşlar. Sınavı çok iyi tanımak gerekiyor. Ama sadece sınavı mı tanımak gerekiyor? Hayır, tabii ki de. Sınavla birlikte bizim kendimizi, kendi bireysel özelliklerimizi de çok iyi tanımamız gerekiyor. Bunun için ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Ben nasıl verimli çalışırım? ben nasıl çalıştığımda daha rahat öğrenirim, daha kalıcı öğrenirim. Bunu kişinin bilmesi gerekiyor. Bunu biliyorum diyen böyle bir iddiası olan var mı şu an aramızda? Hocam, matematik kendi alanında bütün konular eşdeğer, coğrafya kendi alanında, tarih kendi alanında. Yani tarihteki İslamiyet öncesi Türk tarihinden yaptığım bir netle inkılap tarihinden yaptığım bir netin sana getirisi aynı. Dersler kendi içinde bölünüyor. Mesela bir vatandaşlıkla bir 9 sorunun geldiği bir dersle 30 sorunun geldiği matematiğin katsayısı aynı değil. Konular kendi içinde aynı. <laughs> Bilsen burada olmazdım herhalde diyor evet verimli çalışmayı bu arada keşfedeceğiz şu an bu seminere katılan herkese ben eğitim analizlerimizi hediye edeceğim belki aramızda çözenler de vardır bu arada bizim çok meşhur böyle dillerden dillere dolanan eğitim analizlerimiz var. Ve sadece tek uzama ait, yapay zeka patentli ve bu analize bir giriyorsunuz arkadaşlar bütün sonuçlarınız öğrenme karakterinizden tutun unutma sürenize kadar, dikkat dağınıklığı seviyenizden tutun stres ve kaygı düzeyinize kadar zeka tipinize kadar bütün özelliklerinizin tamamı tek tek ölçülüyor. Hatta şu an sistem yöneticisi arkadaşım da analizimizin linkini paylaştı. O link ki kopyalayın seminerden sonra mutlaka girip çözmenizi istiyorum şimdi verimli çalışmayı keşfetmem gerekiyor evet seviyemi bilmem gerekiyor az önce nasıl bir örnek verdim ben benim hedefim var 95 85 80 kaç puanla artık bölümüm atama yapıyorsa benim hedefim var ama ben şu an nerede olduğumu bilmezsem bu hedefime olan uzaklığımı bilemem değil mi onu bilmezsem de nasıl çalışacağımı bilemem Ben okuyarak anlıyorum. Sınavda soruyu görünce hangi sayfadan hangi konu olduğunu gözümün önüne geliyor. Ha, görsel hafızası. Evet Elif Hocam. Tam bir görsel hafıza hafızaya sahipsiniz. Hatice Hocam da ben de alan derslerini çalışıyorum. Sonra hepsini unutuyorum. Ders çalışmayı bilmiyorum galiba. Hocam olabilir. Yani orada o sıralamayı ya da o zaman yönetimini doğru yapmıyor olabilirsiniz. Gözle okuyorum. Evet ben yazıyorum. Yazmasam olmuyor. E, Cansel Hocam siz de büyük bir ihtimalle görselsiniz bu arada. Ama bütün konularda yazmak e, vakit kaybettirebilir. O kısmı da bir elemek gerekiyor. E, şimdi seviye tespitimizi de yapmamız gerekiyor. Çünkü bizim bir hedefimiz var. Hedefimize olan uzaklığımızı bileceğiz. Diyelim ki ben 70 ile başlıyorum. Benim arkadaşım 60'la yola çıkıyor. İkimizin de yüz günü var. İkimizin de hedefi 85. Benim mesafem 15 puan, onun mesafesi 25 puan. İkimizin aynı çalışmayı yapmaması gerekiyor, değil mi arkadaşlar? Mantıksal bakalım. Benim 15 birimlik bir mesafem var. Onun 25 birimlik bir mesafesi var. İkimizin ayıracağı süre yapacağı çalışma, vereceği emek aynı olamaz. Eğer aynı emeği veriyorsan aynı sonuca ulaşamazsın. Çünkü aynı yerden başlamadın. Tarih okusam da dinlesem de yapamıyorum. Yusuf hocam orada bir yöntem hatası yapıyor olabilirsiniz. Belki de ihtiyacınız olan şey ne okumak ne dinlemek olmayabilir. Doğru bir anlatım ya da doğru zamanda, doğru konuları önceliklendirerek çalışmanız belki de yeterli olacak size. Şimdi ben artık Verimli çalışmayı keşfettim analizlerimle. Seviyemi belirledim. Bu arada tek uzeme kayıt olan öğrenciler de arkadaşlar yapay zeka sisteminde konu konu hangi dersin hangi konusunda hangi seviyede olduğunuzu ölçümlediğimiz seviye tespit sınavlarımız var. Aramızda hatta kayıtlı öğrencilerimiz de var birkaçını gördüm. Onlar mesela kayıt oldukları an itibariyle hangi konuda hangi seviyede olduklarını öğrendiler o konuda ne kadarlık bir mesafe kat etmeleri gerektiğini öğrendiler. Çok şanslılar. Yani başarmanın yarısını şu anda ilerlettiler. Diğer yarısı da programa uymaları kısmında kaldı. Ki biz onları zaten takip ediyoruz. Uyum sağlamaları halinde artık sen daha kendine özel, daha bireysel eksikliklerini kapatmaya yönelik bir programla çalışacağın için yolun sonunda başarı seni bekliyor. Hava hocam çevresel etkenler evet var bu arada aile toplumsal baskı hele öğretmensek birkaç kez girdiysek ve atanamadıysak artık bu başarısızlığı bizim e, sahiplenmemizi istiyorlar. Lütfen bunu içselleştirmeyin. Evet çok iyi anlıyorum. Akabinde seviyemi biliyorum artık verimli çalışmayı keşfettim bana özel bir program hazırlanıyor yapay zeka sistemiyle. Ve bu programa benim ne kadar uyum sağladım, ne kadar verim aldım, ne kadar alamadım, performansım ne kadar ilerledi, hedefime ne kadar yaklaştım. Bu gibi verilerin takibi de arkadaşlar yine bizler tarafından, yine sistem tarafından yapılıyor. <laughs> olsun, iş de olsun, evlilik de olsun, okul da olsun, hiç sorun değil. Bu bir idealdir arkadaşlar. Kişinin kendini gerçekleştirmesi kadar güzel bir şey var mı? Hayalini kurduğunuz bir şeye ulaşmanın verdiği hazda size hiçbir şey veremez. Bakın sınav da böyle. <laughs> evet, evet, evet. Ama e, biz bunlara rağmen bu yola çıktıysak demek ki kendimize güveniyoruz. Biz güçlüyüz. Evet tek başımıza belki başaramayabiliriz. O yüzden buradasınız zaten arkadaşlar. Bu tek başımıza böyle hadiyince hadi bakalım sihirli değnek ben zihnimi boşaltıyorum. Hadi bakalım sihirli değnek ben inancımı artı Hayır. Bunu zaten bir öğrenci tek başına yapamaz arkadaşlar. Bakın eğer tek başına başarılı olunabilecek bir sınav olsaydı bu kadar dershaneler, kurumlar, rehberlik öğretmenleri eğitim koçları eğitim uzmanları olmazdı bizim bunlara ihtiyacımız var çünkü tek başına da bunu ilerletemeyiz çok zor her iki bir öğretmense, her iki bakın saydınız ev var iş var, okul var, formasyon var staj var, kurs var e bir de yanı sıra senin devam eden bir özel hayatın var yanı sıra sınavın var ve bunun tabii ki tek başına altından kalkamazsın bu çok normal şimdi içinizde Analizlerimizi çözenler var mı arkadaşlar? Tek analizine girenler var mı öncesinde? Havva hocam çözdü. Havva hocam kayıtlı öğrencimiz zaten. <laughs> Gerçekten 15 sene sonra tekrar hayalimi gerçekleştirmek için hazırlanıyorum. Bakalım güzel şeyler olacak inşallah. İnşallah, inşallah. Eğer doğru adımları atarsak neden olmasın hocam? Şimdi arkadaşlar analizimiz şöyle bir sayfa bu arada. Ben onu da hemen size göstermek istiyorum. Bu analize nereden gireceğiz? Burası arkadaşlar benim sayfam. Şu an gördünüz. Ben seminere girmeden önce eğitim analizimi tamamladım. Bakın burada sizin bir özel bir kullanıcı adınız ve şifreniz var. O bilgilerle giriyorsunuz sayfanıza. Rehberlik kısmından analize tıklıyorsunuz. Saniye hocam eğer sonucu göremediyseniz büyük bir ihtimalle e, tamamlaya tıklamamış olabilirsiniz hocam. Şimdi ben senin için kendi sayfama gireceğim. Bunu seminerden sonra mutlaka çözmenizi istiyorum. Kullanıcı adınız ve şifreniz zaten SMS geldi arkadaşlar size. Çok güzel. Ben özellikle sizinle sonuçlarımı paylaşmak için analizi seminere katılmadan önce hemen çözdüm. Bakın sonuç diyor bende. Çözmeyenler de başla diyecek. Kimlik bilgilerim diyorum. Arkadaşlar bu analize bugüne kadar yaklaşık 300 bin tane öğrenci girdi ve bu 300 bin öğrencinin hepsinin sonuçları da birbirinden farklıydı. Neden? Herkes farklı öğrenir. Hepimiz farklıyız ki Allah'tan karşımda bilinçli bir kitle var öğretmensiniz. Siz bunun eğitimini alıyorsunuz. Eğitim fakültesinde, formasyon eğitimlerinde bireysel farklılıklarımızın olduğunu zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Bakın bu bizim mesleğimizi elimize almamızla, yaşımızın büyümesiyle, öğretmen olmamızla değişebilecek bir kısım değil. Senin bir öğrenme yapın var ve bunu bilmek zorundasın başarılı olmak için. Ben öğrenme yapımı keşfettim. Bakın şimdi sorulan sorulara karşılık Nefi Hocam tam soru sayısı olarak iletemem ama bir 10-12 dakikanızı ayırmanız gerekir. O yüzden e, seminerden sonra girin mutlaka eğitim analizine. E, bakın burada benim arkadaşlar öğrenme yapım. Sistem bana diyor ki Tuğba senin öğrenme karakterin işitsel. Sen duyarak öğreniyorsun. Öğrenme yöntemin mantığa dayalı. Bakın öğrenme hızım çok yüksek çok şanslıyım okuma anlama hızım yüksek çünkü kitap okumayı çok seviyorum çocukluğumdan beri belki de edindiğim en güzel ve en sürekli alışkanlıklarımdan biri bakın bu sonucuma bile yansımış ama kırmızı birkaç değerim var herkes bu arada sonuçlarına da baksın bu kırmızı olan çıkan kırmızı olarak çıkan sonuçlarında da o sonuçlara yönelik mini eğitim analizleri var onlara da girmenizi isteyeceğim ben çok hırslı biriyim evet hırslı diyeyim yüksek bu bir noktaya kadar güzel beni başarıya ulaş ama bir noktadan sonra hırsıma kurban da gidebilirim o hırsım benim verimimi de düşürebilir çok ince bir çizgi çok ince bir çizgi onu normal seviyeye düşürmem gerekiyor ve dikkat dağınıklığım var tabii ki de bakın bunlar benim sonuçlarım sizin de böyle sonuçlarınız çıkacak arkadaşlar peki bu sonuçlarla birlikte. Ben bu sisteme kayıt olduğumda sistem neden bunları öğrenmek istiyor? Çünkü beni tanımak istiyor. Bana bir yol haritası çizecek yapay zeka, rehberlik uzmanım, öğrenci koçum. Bana bir program hazırlayacak. Ve bu, ve bu programı hazırlarken benim nasıl öğrendiğimi bilmesi onun işini kolaylaştırır. Der ki Tuğba bak sen işitsel bir öğrenme yapısına sahipsin. Senin böyle 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 ders çalışman gerekiyor. Ki burada size özel çalışma önerilerinizi arkadaşlar birebir bizler yazdık uzman kişiler hocalarımız yazdı. Bunları okumanız bile sizin için çok katkılı olacak ki kayıt olduğunuzda buradan çıkan bütün sonuçlarınız göz önünde bulundurularak size özel bir ders çalışma programı oluşturulacak. Şimdi analizi eğer gördüysek devam edebiliriz. Bu analizde sizin verimli çalışma yönteminiz ortaya çıkacak. Evet Müjde Hocam, hoş geldiniz. Siz kayıtlı öğrencimizsiniz. Değil mi? Benim de dikkatli dayanıklığım stres seviyem. İşitsel ezbere dayalı öğrenme. Tam diyor. Evet. Bakın çözen arkadaşlar ne kadar kendisiyle eşleştiğini zaten söylüyor. Çünkü bu Sadece yapay zekada olan bir analiz arkadaşlar. Bunun muadilini, benzerini herhangi bir yerde bulamazsınız. Öyle o ne diyor testleri gibi ya da böyle ucu açık işte %50 olur %50 olmaz. Hayır. Net cevap vermen halinde bu sistem seni tanıyor. Sanada içinde senin ihtiyacını biliyor ve sana göre bir program hazırlıyor. Bu çok önemli. Çünkü başarılı olmam için benim serüvenimin bana özel olması gerekiyor. Şimdi analizlerle ben öğrenme yapımı keşfettim. Okey, çok güzel. Seviye tespit sınavlarıyla benim hangi dersin, hangi konusunda, hangi çalışmayı yapacağım? Bunu sistem belirliyor. Diyor ki, "Tuba, sen tarihte İnkılap tarihinde zayıfsın bunu önceliklendireceksin ama İslamiyet öncesi Türk tarihinde seviyen ileri düzey çıkmış. Burada da soru çözüp tekrar yapman yeterli diyor. Yani benim hangi konuda nasıl bir mesafe kat etmem gerektiği seviyeme göre belirleniyor. Bunun için de ne yapıyorum? Seviye tespit sınavına giriyorum. Şimdi seviyemi gördüm. Hani de çözdüm. Artık sıra çalışma programında. Peki siz şu anda bu kalan 100 günlük süreci verimli değerlendirmek isteyen değerli öğretmenler, değerli öğrencilerimiz bir ders çalışma programı hazırlarken nelere dikkat ettiniz? Nelere dikkat ediyorsunuz? Karşımda birinci bir kitle var. Tamamı eğitimci neredeyse. Neye dikkat etmemiz lazım? mantıksal bakalım. Bir öğrenciye program hazırlayacağız. Nasıl hazırlarız? Gerçekçi. Evet. Ama gerçekçi olması için Yusuf Hocam yine benim kendimi bilmem gerekiyor değil mi? Eksikliklerimi bilmem ve yüzleşmem gerekiyor. Ulaşılabilir. Doğru. Yani bunu şöyle e, revize edebiliriz. Uyum sağlanabilir. Yani Realist bir program, uçuk, ütopik bir program değil. Çünkü ben o programı yapsam da sen uymadığın sürece sana bir kazanımı kesinlikle olmaz. O kişiye göre hazırlamak işte bu Aysucum. Kesinlikle kişiye özel, bunun altını defalarca çizmek istiyorum gerçekten. Yapabileceği zamanı aşmadan. Evet kesinlikle çünkü Faruk Hocam senin günde ayıracağın süreyle... Benim günde ayıracağım süre aynı değil. Belki ben çok yoğun bir işte çalışıyorum. Belki sen evdesin. Senin 10 saatin var, benim 2 saatim var. Öncelikle hangi zaman zarfında derse oturabilecek ve verim alabileceği zamana göre. Evet, evet, evet. Kesinlikle Sariye Hocam. Yani benim uyum sağlayabileceğim, benim sorumluluklarımla uyumlu olması gerekiyor değil mi? Kişisel gelişim ve psikiyatri psikoloji uzmanım bireysel çalışıyorum. Çok güzel. Şimdi biz bir programı hazırlarken ne yapıyoruz? Yani tek uzeme kayıtlı olan öğrenciler ne yapıyorlar? Biz bu takvimi yapay zeka bu takvimi nasıl hazırlıyor? Biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. Şimdi bir çalışma programı hazırlayacaksak bu programa hazırlamadan önce bunları kesinlikle bilmeliyiz arkadaşlar. Derslerdeki konu bazlı seviyemizi bunu nasıl bileceğim? CBS'ye gireceğim. Hangi konuya ne kadar süre ayıracaksın? Bunu nasıl tespit ediyorduk? Hangi konudan kaç soru geliyor? Benim o konudaki seviyem. Ben o konuyu kaç günde bitireceğim? O konuyu bitirdiğimde bana sağlayacağı kazanım net olarak ne olacak? Ben günde kaç saat çalışabileceğim? Benim günlük kaç saatim var? Bunu bilmek zorundayım. Hedefime kaç günüm var? 100 günüm var bugün. Yarın, uyar, yayın, yarın uyanıyorum 99'a düşüyor. Yani benim bugün ayırabileceğim süreyle yarın ayırabileceğim süre bile değişiyor. Süre kısaldıkça benim daha da hızlanmam, daha hızlı koşmam lazım. O ve zaman daraldığında yani şu anki gibi böyle kritik bir evreye girdiğinde hangi konuları öncelik vereceğim? Hangilerini gözden çıkaracağım? Artık diyeceğim ki size ihtiyacım yok. Hadi size bay bay. Sizi gözden çıkarıyorum. Ama sen bana lazımsın. Sen bana 85'i aldıracaksın. Bu konuları ve bu dersleri bilmem. Bunları yoğunlukla çalışmam gerekiyor. Peki biz bir program hazırlarken arkadaşlar bir öğrenci olarak tek başımıza bunların hepsinin kombinasyonunu yapamıyoruz. Belki de şimdi o seminerin en başına dönelim. O başarısızlık tecrübelerimizden bahsettik ya. Belki de başarısızlığımızı tecrübe etmek zorunda kalmamızın sebebi buydu. Gerişi güzel çalıştık. Birbirimizi taklit ettik. Kendimizi tanımadık, sınavı tanımadık. Gerişi güzel kitapta ne diyor? İşte doğa sayılardan mı başlıyor? Başla hadi bakalım. Aylarca matematik çalış çalış çalış. Sınava gir ama yapama. Neden? Doğru çalışmadın çünkü. Şimdi size bir trik nokta vereceğim ki bunun gibi devasa örneklerim var bu arada. Duyunca şok geçireceğiniz. Hemen hemen aynı sürede emek vererek bakın aynı zamanı veriyorsun. Ama iki kat fazla puan kazanabileceğin iki tane konu var coğrafyada. Biri Türkiye'nin ekonomik coğrafyası, Diğeri Türkiye'nin fiziki özellikleri. Bakın ikisi de üç buçuk saatte hemen hemen öğreniliyor. Ve birini öğrendiğinde senin puanına katkısı 5 Diğerini öğrendiğinde senin puanına katkısı bunun yarısı iki buçuk. Şimdi sen bunu bilseydin yıllar yıllar önce buna ayıracağın zaman yerine 5 puanın 5 önem puanına sahip olan konuyu daha fazla çalış çalışıp daha çok önceliklendirmez miydin? Belki bunu yapsaydın kazanamaz mıydın? Bunu biliyor muyduk bu arada? Mesela bu iki konunun önem derecesinin bu kadar birbirinden e, farklı yani aradaki farkın bu kadar yüksek olduğunu biliyor muyduk arkadaşlar? İki katı kadar fark var şu anda. Yani biri iki buçuk puan, biri beş puan. Bilmiyorduk değil mi? Peki bilseydik şu an biliyoruz. Bakın bu sadece bir konu. Ben size bunun gibi yapay zekada tüm derslerde konuları kıyaslayabilirim. Ona göre bir program hazırlayabilirim. Ve bunu yapsam siz emin olun her kimse bu arada yani branş ne olursa olsun, sınava kaç gün kalırsa kalsın, daha önce tecrübesi olsun ya da olmasına önemli değil. Bunu bilirsen Buna uygun bir programla çalışırsan sen bu sınavda başarılı olursun. İşte bizim maddemiz de bu arkadaşlar. Yani yapay zeka sistemiyle biz bunu öğrenciye gösteriyoruz ki birazdan bunun tamamını görebileceğiniz çok özel bir alanı açacağım. Onu birlikte inceleyeceğiz ki kayıt olduktan sonra biz bunun gibi önem derecesi yüksek ve daha kısa süre emek verip daha çok puan alabileceğiniz kısımları bildiğimiz için sistem bunu bildiği için programı tamamen buna göre hazırlıyor. Evet mesela Müjde Hocam diyor ki bireysel hazırlanıyordum ve bilmiyordum ama artık tek üzerime kayıt oldu ve biliyor. Çünkü onun elinin altında bunların hepsini görebileceği bir ders dünyası var. Onun elinin altında hangi konuyu ne kadar sürede öğreneceğim Öğrendikten sonra bana ne kadar getirisi olacak? Bunları görebileceği bir alan var. Çok şanslı. Bence tek uzamlı öğrenciler gerçekten şanslılar. Rakiplerini bu yüzden eleyebiliyorlar arkadaşlar. Кем-то бизнесом. Eğitim modelimizde hani size az önce söyledim ya, hatta bir tane öğrencimiz yazmıştı hocam. Ben işte soru çözümüne ve tekrara geçene kadar tüm konularımı bitirmek istiyorum. Tüm konuları tek 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 hızlı 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 çalışıyorum ve onları bitirdikten sonra tekrar ve soru çözümüne geç geçiyorum. Ben dedim ki bu sana göre yanlış olabilir çünkü ben senin o konudaki seviyeni bilmiyorum. İşte genelde arkadaşlar bizim yaptığımız şey ne oluyor yani e, öğrenciler olarak ya da dershaneler olarak ne oluyor? Direkt konu veriyor. Çat pekiştirmeden seni soru çözümüne geçiriyor. Zor soruya geçiriyor. Sen konudan arada köprün olmadığı için soru çözümüne geçince yapamıyorsun. Diyorsun ki ben öğrenemedim. Dön başa. Hayır. Öğrenmen için araya araba samaklar katman gerekiyor. Bizim sistemimizde bu nasıl? Yani siz yapay zekaya tek ese kayıt olduğunuzda nasıl bir yol ilerleteceğiz? Biz öncelikle arkadaşlar sizin seviyenizin hiç olmadığı konularda temel atacağız. Size ön hazırlık yaptıracağız. Sonra ön hazırlık bitti. Konumu çalıştım. Konum bitti. Önce tekrar bakın soru çözmeden önce tekrar o konunun özetini senin zihnine tekrar hatırlatman gerekiyor soru çözmeden önce. Tekrarını yaptın. Hemen zor soruya mı geçersin? Hayır. Tekrardan sonra kolay seviyede soru çözersin ki öğrenmeye hala devam ediyorsun, öğrenirsin. Sonra artık orta seviye sonra artık zor seviyede soru çözümlerine geçersin. Yani sen öğrenmeyi beş basamağa böldüğün için garanti bir şekilde öğrenirsin. İşte yapay zeka bu beş basamak modeline uygun bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. O yüzden bu sisteme siz kayıt olduğunuz zaman kesinlikle bir konuyu öğrenememe gibi bir Riskiniz yok. O konuyu her halükarda öğreneceksin. Çünkü sistem senin o konudaki başlangıç seviyeni biliyor, nereye ulaşmak istediğini biliyor ve aradaki basamakları biliyor. Direkt tık 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 programını ona göre yapıyor. Evet hızlıca bitirip soru çözümü yaparken konuyu öğrenmek. Evet hocam yani sen kolay seviyede soru çözerken de aslında bir yandan öğrenmeye devam ediyorsunuz. Bakın Aysu demiş ki valla ailenizden izin alın pişman olmazsınız. Kesinlikle, kesinlikle arkadaşlar böyle bir sisteme kayıt olduğu için pişman olan hiçbir öğrencimiz yok. Bütünü görmek iyi değil mi? Kesinlikle. Evet Teler Hocam şu an böyle bir uygulama var. Hatta bizim e, 24 Nisan'da bayram dönüşünde hızlandırılmış KPSS kamplarımız başlıyor hocam. Yine seminerin sonunda ben onunla ilgili de bilgi aktaracağım. E, ben o kampları ee, dahil yani o kamplarımıza kesinlikle dahil olmanızı istiyorum. Çünkü o kamplara dahil olduğunuzda bu yapay zeka sisteminden de faydalanmış olacaksınız. Programınızı biz hazırlayacağız. Yapay zeka hazırlayacak ve artık şu kuşku yok. Yani ben bugün kalktım şunu mu çalışayım bunu mu çalışayım? Bu öğretmenimi izleyeyim şunu mu izleyeyim? Buradan sorumu çözeyim buradan konumu çalışayım. Hayır sen bir öğrencisin. Senin görevin ders çalışmak. Senin görevin program yapmak değil. Senin görevin kendini takip etmek değil. Senin görevin o verimli zamanı verimli bir şekilde çalışarak değerlendirmek. Sen ders çalışmak zorundasın. Program öğrenci koçunun görevidir. Program yapay zekanın görevidir. Bunun takibi rehberliğin görevidir. Yani senin elinde hala hazırda bir programın olduğunda, sen buna uyduğunda, başarıya ulaşabileceğini bildiğin zaman zaten bu seni teşvik de edecek motivasyonunu da arttıracak bak sadece işin bilgi boyutuna bakmayın arkadaşlar bunun psikolojik boyutu var sen artık her şey hali hazırda önüne geldiğinde dersin önünde programın önünde rehberlik uzmanına görüşme sağlayabiliyorsun motivasyonun var seni takip eden özel bir sistemini var e sen buna uyum sağladığında tabii ki de başarıya ulaşacaksın bu seni daha da yükseltecek mot olarak enerji olarak motivasyon olarak daha da yükseleceksin şimdi hazırsak ben bu kalan 100 günlük süreç için örnek bir ders çalışma programını yapay zeka ile hazırlamak istiyorum. Bunu sizin de görmenizi istiyorum. Hazır mıyız? Herkes hazır mı? Beyler hocam siz kayıtlıysanız sizin aldığınız eğitimin içinde kamplarımız var. Ekstra kayıt olmanıza gerek yok. Tamam hazırsak başlıyorum o zaman. <laughs> Hazırsak başlıyoruz. Çok güzel Hilal Hocam. Şimdi hemen sayfama geliyorum ve programımızı yapıyoruz. Şimdi burası benim panelim değil arkadaşlar. Kayıt olan öğrencilere böyle bir panel açılıyor. Bu panel açılırken öğrenci öncelikle bakın burada bekleyen görevlerim var benim. Seviye belirleme sınavlarım var. Hani az önce söylemiştim ya kayıtlı olan öğrenciler önce SBS'lere giriyor. Burada benim branşım okul öncesi bu arada arkadaşlar. GGK'ya eğitim birimlerine ve ÖABT okul öncesine sınavlarıma giriyorum. Sonuçlarım çıkıyor. Sonuçları sistem kaydediyor. Analizlere zaten girdim. Analizlerimin sonuçlarını zaten gördü. Şimdi buradan rehberlik uzmanım beni arıyor ve sonuçlarımı değerlendiriyor. Diyor ki Tuğba senin hedefine ulaşman için günde şu kadar saat ayırman gerekiyor. Bunu neye göre söylüyor? Sisteme göre. Şimdi bakın ben örnek bir program hazırlayacağım bir program derslerini seç diyelim. GGK için hazırlayalım. Çünkü birçoğumuzun ortak zaten sınavı genel kültür, genel yetenek. Ben bütün dersleri birlikte çalışmak istiyorum. Bakın vatandaşlık, tarih, matematik, Türkçe, coğrafya kaydettim. Şimdi ben çalışan bir adayım arkadaşlar. O yüzden hafta sonları çalışmıyorum. Hafta içi 5 gün benim iş yaşamım var. Ve akşam ancak 8'de başlayabilirim. Gece 12'ye kadar benim bir vaktim var. Bakın bu da kişiye göre değişiyor. O yüzden sen günde 3 saat çalışabilirsin, sorun değil. Ben 5 saat çalışabilirim, sorun değil. Ben 3 gün hiç çalışmayabilirim, sorun değil. Bu bana göre hazırlanacak. Zaten rehberlik uzmanım aradığında benden uygun olduğum saatlerimi öğrenecek ve ona göre programı yapacak. Şimdi ben hafta içi için akşam 8 ve 12 arasında uygunum. Ekle dedim. Hafta sonu da izinliyim. Yani daha fazla zaman ayırabileceğim. Böyle bir avantajım var. Hafta sonu içinde, cumartesi ve pazar günü içinde sabah kahvaltımı yaptım diyelim. Masamın başına geçmem 11'i bulabilir. 11'den akşam 5'e kadar ben ders çalışabilirim. Şimdi. Şimdi takvimimizi bir hazırlayalım. Bu örnek bir takvim arkadaşlar. Yani saatleri arttırmam gerekebilir. Seviye belirleme sınavından çıkan sonuçlarıma göre belki benim daha az çalışmam da gerekebilir. Siz kayıt olduğunuzda yapay zeka sistemi sizin bütün sonuçlarınıza bakarak bu takvim hazırlayacak. Şimdi bu takvim benim bir günde yapacağım çalışmaları benim karşıma getiriyor. Bakın şimdi arkadaşlar diyor ki Türkçe'de sözcüğün anlam ve özelliklerinden diyor kolay soru çözmen gerekiyor diyor. Ben bunun üzerine tıklıyorum kayıt olduktan sonra. Direkt bakın kolay soruyu niye çözmem gerekiyor diyor ki sen bu konuda ileri seviyedesin Tuğba ve ileri seviyedeyken bilgilerini kalıcı hale getirdiğin için artık sorular üzerinde pratikler yapabilirsin. Kolay seviyeli sorularla hem öğrenmeye devam edebilecek hem de soru çözümüyle ilgili pratiklik kazanabileceksin diyor. Bak, sen diyor burada bunu çalış. Bunu çalıştığında da diyor böyle bir kazanım elde edeceksin diyor. Burası benim ders çalışma programım arkadaşlar. Burası benim takvimim. Ve ben bu takvimde ne yazıyorsa koşulsuz şa koşulsuz şartsız uyuyorum. Çünkü bu takvim benim 100 günümü planlayan bir takvim. Belki bazı konularda bana soru çözdürüyor seviyem iyi olduğu için ama bazılarında da bana konu çalıştırabilir. Burada sistem karar veriyor. Yapay zeka benim sonucuma bakıyor. Diyor ki başarılı olman için senin burada konu çalışman, burada soru çözmen gerekiyor diyor. Peki bunları yaparken sistem neyi göz önünde bulunduruyordu arkadaşlar? Az önce konuşmuştuk bu konuyu. Konuların önem derecesini değil mi? Mesela coğrafya, hatta tarih diyelim. Tarih birçoğunuz sevmiyorsunuz. Tarih diyelim. Bir bakalım ya bu tarih niye sevilmiyormuş? Bu tarihte kaç ünite varmış? Biz tarihi nasıl çalışmalıyımışız? Herkes bakıyor değil mi? Benim ekranımı görüyorsunuz şu anda. Bakın arkadaşlar, tarih dersi çok güzel. İslamiyet öncesiyle başlıyor, küreselleşen dünyaya kadar devam ediyor. Şurada sayısal veriler var. Bunlar ne olabilir sizce? Bakın önem puanı diyor, önerilen süre diyor. Osmanlı, Siyah, önem sıraları evet. Peki sistem hani az önce coğrafyadan örnek vermiştim ya. Aynı sürede çalışıyorsun. Birinde 5 puan alıyorsun, birinde 2,5 puan alıyorsun. Bakın tarihte de yok mu öyle? Ben görüyorum tarihte. Mesela 025 çok yüksek bir önem puanı değil ama benim 273 dakikamı alacak. Onun yerine bakın 3 katı kadar daha önemli olan Osmanlı siyasi tarihi 076 daha az çalışacağım, daha yüksek puan alacağım. Size ben bunu bilseydim bugüne kadar böyle çalışmaz mıydım? Evet öncelik vermemiz gereken konular. Bakın arkadaşlar yapay zeka bunun gibi bütün branşlarda bu arada YKS'de, LGS'de, DGS'de, KPSS, eğitim bilimleri tüm öğretmenlik branşları hepsinde sizin sorumlu olduğunuz konuları tek 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 analiz edip bu konuyu öğrendiğinde sana sağlayacak kazanım ne? Ne kadar sürede öğreniyorsun? Bunların hepsini tek tek belirledi arkadaşlar. Bu müthiş bir kazanım. Yani bu sisteme kayıt olan bir öğrencinin elinin altında şöyle bir tablo var. Müthiş işinizi kolaylaştırmaz mı? Açıp bakarsın en kötü bak serbest zamandasın. Canım ders çalışmak istiyor. Açıp bakarım. Hangisine daha az çalışıp da daha yüksek puan alırım? A derim evet bak 29 dakikada 0.50 Atatürk dönemi Türk dış politikası. Bu tarih için. Aynı şey matematik için de, Türkçe için de geçerli. Hatta Türkçe'ye bakalım. Bakın Türkçe. 3.75 gibi devasa bir alan var. Paragraf. Bakın sözcükte anlamın 0.25 getirisi var. Ve 104 dakikanı istiyor senden. Ama 114 dakikanı verip 3.75 gibi devasa bir önem puanı olan paragrafı çalışabilirsin. Bunu yapmak müthiş ve sen kayıt olduğunda sistem bunu otomatik olarak senin için yapacak. Zaten programını buradaki verilere göre oluşturacak. Bunu biliyor muyduk bu arada öncesinde? Bilen var mıydı? Kayıtlı olmayanlara soruyorum ama. Böyle aralarda çok devasa farklar olduğunu bilmeyenler var mıydı? Evet arkadaşlar cevap veriyorum. <laughs> Değil mi? Ve bu bütün derslerde arkadaşlar yani coğrafyada, vatandaşlıkta bakın vatandaşlık. Bir de ona bakalım. Değil mi Hilal hocam? Yani şu an devasa bir avantaj bu. Devasa bir avantaj. Bakın vatandaşlık. Güncel bilgiler bir önem puanı var ve önerilen süre 46 dakika. 46 dakikada bir puan alıyorum bakın. Ama idari hukukunda 176 dakikada yarım puan alıyorum. Ya mantıksal baktığımda oran orantı yaptığında daha çok çalışıp daha az puan almaktansa daha az çalışıp daha çok puan almam lazım. Çünkü benim ben dönem başında değilim. Devasa bir vaktim yok. Üç ayım var, yüz günüm var ve bana bunlar gerekiyor. Bunları yaparsanız arkadaşlar, bakın böyle bir programla hazırlanırsanız... ...sizin eksikliklerinizde kapatmama gibi bir durumunuz söz konusu değil. İşte biz de tam olarak bunu sağlayacağız. Şimdi kamplarımız var demiştim. Hatta birkaç öğrencimiz de sormuştu bu kamplarımızın içeriğiyle alakalı. Şimdi arkadaşlar kamplarımız bu arada yoğunluklu kitle... Öğretmenler olduğu için alanı olan var, alanı olmayan var. Ee, artık hızlandırılmış ve size seminerin başında da söyledim ya şu an sizin fark atacağınız zaman. E şu an kesinlikle pes etme zamanı değil. Motivasyonumuzu kaybedeceğimiz, düşüreceğimiz zaman kesinlikle değil. Şu an hızlanma zamanı, motivasyonumuzu artırma zamanı ve aksiyon alma zamanı, çalışmaya başlama zamanı. Bunu tek başınıza yapamıyorsunuz arkadaşlar. Yapılabiliyor olsaydı inanın şu an belki bu seminerde bile olmazdınız. İnanın her şey tak tak çok güzel giderdi. İnanın milyonlarca öğrenci bu sınavı en az 3 kez girmek zorunda kalmazdı. İnanın böyle gayretlerimiz olmazdı. Direkt gir A oku anla, YouTube'dan video izle anla, soru çöz anla, gir atan, böyle bir süreç yok yok arkadaşlar. Artık süreç gittikçe zorlaştığı için sizin bu alanda destek almanız gerekiyor, bir yönlendirici ihtiyacınız var bir takibe ihtiyacınız var, bir kontrol mekanizmasına ihtiyacınız var. Biz bunu yapay zeka yapıyoruz arkadaşlar ki içinizde kayıtlı öğrencilerimiz de vardı. Gördünüz onların ne kadar avantajlı olduğunu. Birçok bilgiyi sizden daha çok biliyorlar. Stratejik bilgi bu arada tırnak içerisinde söylüyorum. E belki akademik bilgi olarak eş değer olabilirsiniz ama o bilgiyi kullanmanız strateji sağlar. Yani sen o bilgiyi doğru yerde Doğru şekilde kullanmıyorsan o bilginin sana bir artısı yoktur. Bir kazanımı yoktur. O yüzden şu an bizim kamplarımız özel bir süreçte. Ki bugünkü seminere özel %10'luk bir indirim hakkınızda olacak. Bayram haftasına özel indirimler de yaptık. Tutarlar çok cüz'i. Bütün programlarımız şu an kampanya sürecinde. Ve bayramdan gelir gelmez 24 Nisan pazartesi günü arkadaşlar kamplarımız başlıyor. Şimdi kamplara... Şu noktada bakın şuradan GGK ve eğitim bilimleri için görüyorsunuz ya şu an GGK ve eğitim bilimleri yapay zeka sistemi de yani sizi kazandıracak eğitim modeli de dahil olmak üzere 1649 lira gibi bir tutarı var. Ancak bugün seminere katılım sağladığınız için ben hemen indirim kodunuzu da yazacağım. Bu indirim kodunu da lütfen not alın. Kayıt olacağınız bütün eğitimlerde bu indirim koduyla işlem yapmanız halinde arkadaşlar. %10 seminer indirim kodumuzda bu arada. %10'luk bir indirim hakkı kazanmış oluyorsunuz. Bakın şuradan nasıl uygulanacağını da göstereyim. Bakın ücrete düştü. Hangisine kayıt olursak olalım? Alanda olabilir, sadece GGK'da olabilir, eğitimde olabilir. Hangisine ihtiyacınız varsa %10'luk indirimle birlikte direkt sayfa üzerinden işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz arkadaşlar. Benim tercihim bayramdan önce artık böyle bir yola yani böyle bir niyete girdiysek artık kızlanmaya ve rakip elemeye ihtiyacımız var. Bunun farkındalığını yaşıyorsak bir an evvel. E sürecimizi başlatalım. Dersler pazartesi başlıyor. GGK ve eğitim bilimleri için, YKS için, LGS için aynı zamanda e ÖABT dönem sonunda başlayacak. Bunların hepsi canlı olacak. Branşında uzman olan öğretmenlerle birebir derslere gireceksiniz. Ve en önemlisi kayıt olduğunuz an itibariyle bu bahsettiğim yapay zeka sistemi, e, sizin için aktif hale gelecek. Analizlerinizi, sınavlarınızı çözüp, öğrenci işlerimizle görüşüp, rehberlikten randevunuzu alıp, programınızı hazırlayıp bir evvel sürece başlayacaksınız. Yusuf Hocam sadece öğrenci koçluğu, ben şimdi indirim kodumuzu veriyorum arkadaşlar. Girebilirsiniz sevgili hocam. Üçlü pakette var. Tek var. Hatta şöyle göstereyim arkadaşlar nasıl işlem yapacağınızı da size göstereyim. Bu arada işlem yapmayla alakalı e, sistem yöneticisi arkadaşımdan WhatsApp hattımızın linkini paylaşmasını rica edeceğim. Kurumsal WhatsApp hattımız oradan sorularınız ve teyit işlemleriniz için e, direkt yazabilirsiniz. Benim ismim Tuğba, benim gibi çok fazla öğrenci koçu arkadaşım var. E, hepimiz aynı hizmeti veriyoruz. Elimizden geldiğince sizin kazanmanız için elimizden gelen desteği zaten sağlayacağız. Evet rehberlik kayıt olan öğrencilere Aysucuğum sen bizim kayıtlı öğrencimizsin. Şimdi arkadaşlar nereden geliyorduk buraya? Gönderdiğim linke tıklayabilirsiniz. Orası bizim kurumsal WhatsApp hattımız. İşlemlerinizi bizimle yapmak isterseniz, bizim yönlendirmemizi, yardımcı olmamızı isterseniz ya da herhangi bir sorunuz varsa herkes gönderdiğim linke tıklasın. Seminerden geldiğinizde özellikle yazın %10'luk indiriminiz o şekilde geçerli olacak arkadaşlar. Şimdi kamplara geliyorum. Eğitim, eğitim programları diyor. Yusuf Hocam siz sanıyorum sadece yapay zeka koçluğu sordunuz. Onun tutarı 1000 TL normalde koçluk desteği. %10 indiriminizle birlikte onun da ücretlendirmesi 900 TL'ye düşüyor. Ve bütün bankalarla da anlaşmamız var. Zaten ilerleyen sayfalarda o da gelecek. Eğer kredi kartı kullanımınız da varsa arkadaşlar bu kadar devasa bir sisteme, bu kadar cüzi bir tutarla Kredi kartına, peşin fiyatına vade faiz farkı olmadan taksit de yapabiliyorsunuz. 6'ya 9'a kadar böyle de biliyor sistem. O yüzden taksitli de değerlendirebilirsiniz. Şimdi eğitim programlarına tıkladığımda bu 24 Nisan'da başlayacak olan eğitimimiz genel tekrar kampı. 2024-2023 kampı diyor. Bakın sadece da var. Eğitim bilimleri de var. Yapay zeka destekli de var. Sadece eğitimi de alabilirsiniz. Yani e, koçluk olarak değil ama ben sadece derslere katılmak istiyorum. Benim hızlandırılmış bir kampa ihtiyacım var derseniz arkadaşlar. Bakın onun tutarı çok uygun. GGK eğitim bilimleri 649 lira. Yanında ÖABT'ler de var. ÖABT'lerin hemen hemen bütün branşları, matematik öğretmenlerimiz vardı içimizde, tarihçiler vardı. Bakın hepsinin kampı var arkadaşlar. Bu kamplara kayıt olduğunuzda hem sistemin özelliğinden faydalanıp, hem rehberlikten faydalanıp hem bütün video derslerden faydalanıp canlı derslerden de faydalanmış oluyorsunuz. Hilal Hocam kamplar 24 Nisan'da başlıyor. 24 Nisan başlangıç tarihi sınava kadar devam ediyor. Bu kamplar ara tekrarlar ve e, soru çözümleri dönem sonu kampları olarak devam ediyor. Yani 100 günde biz sizi böyle sıkı sıkıya hızlandırılmış konsantre bir eğitimle hem bilgi eksikliğini giderip hem de en önemlisi yapay zekanın sana özel hazırladığı ders çalışma programı ile birlikte eksikliklerini kapatacaksın. Yani 100 günde bizim amacımız hedefe ulaşmak. Hedefe ulaşmak için tüm içeriklerde sistemde yer alıyor. Eğer sıfırdan başlama ihtiyacımız varsa sistem zaten bize sıfırdan başlatıyor hocam. Hani önce SBS'yi alıyor ya oradan çıkan sonuçlara göre diyor ki örnek diyorum Ahmet sen tarihte sıfırsın. Ben seni tarihte bu 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 konularda seni şu kadar net yapman lazım. Bunlara diyor seni sıfırdan başlatacağım. Her şey kişiye özel arkadaşlar. Burada kitlesel bir eğitim, kitlesel bir yaklaşım, kitlesel bir rehberlik, kitlesel bir ya kitlesel bir yönlendirme yok. Her şey size özel. O yüzden önce sizi tanıyacağız, eksikliklerinizi bulacağız. Bu eksikliği nasıl kapatacaksak birlikte kapatacağız. Bunun için bir program hazırlayacağız. O yüzden hocam sıfırdan başlamanız gerekiyorsa sistem sizi kalan süre için gerekli stratejileri belirleyerek sıfırdan başlamanız gereken konularda sıfırdan başlatacak. Hem canlı hem video dersler. Canlı da var, video da var. Herkes linke tıkladı mı? Ben bir kez daha paylaşayım. Şu an WhatsApp'ta da bir yoğunluk oluşmuş hatta. Linke tıklayın arkadaşlar. Bu linke tıklayarak kaynak önerilerimiz de olacak. Yine bunu rehberlik uzmanlarımızla ve bizim sistemimizde kendi kaynaklarımız zaten var. Çok ihtiyacınız olacağını düşünmüyorum kalan süre için biz elimizden geldiğince olabildiğince ihtiyacınız olan kaynaklar noktası hem önerme yapıp hem de sistemdeki kaynakları da kullanmanızı sağlayacağız. Bir kez daha paylaşıyorum. WhatsApp'tan seminere katıldığınızı, seminerden e, dolayı bilgi almak istediğinizi lütfen yazın. Çünkü özel bir indiriminiz var. Kendi sayfanızdan da işlem yapmak istiyorsanız arkadaşlar son bir kez yine göstereyim. Bakın hemen kayıt oluyor. İndirim kodumu uyguluyorum. İndirim kodum yüzde on seminer. Tüm eğitimlerde geçerli. Aramızda mühendisler vardı. Onlar 24 yılında girecek. 24 için şu an programlarımız erken kayıt sürecinde. Onların da tutarı çok uygun. Ve bu yüzde onluk indiriminiz 24 dönemi eğitimleri için de geçerli. Bakın indirimimi girdim. 449 liraya düştü. Buradaki iki kutucuğu tıklayıp siparişi onaylıyorum diyorum. Devam eden sayfadaki bilgilerimi giriyorum. Ödeme metodundan diğer kartları seçip işlemimi peşin fiyatına taksitli bir şekilde de tamamlayabilirim. Onun dışında bana sormak istediğiniz sistemle ilgili, eğitimlerimizle ilgili sorularınız var mı? Sorularımız varsa alabilirim sorularımızı. Ben çok etkili ve güzel bir seminer olduğunu düşünüyorum. Farkındalık yarattık karşılıklı olarak arkadaşlar. <laughs> Merhaba hocam, ben de çok teşekkür ederim. Hava hocam çok teşekkürler. Çok teşekkür ediyorum Faruk hocam. İnşallah hep, hep hepinizi, tek uzam ailemize dahil edip aynı mutluluğu atanma sürecinizde de karşılıklı olarak yaşarız. Kesinlikle geç kalmadınız. Geç değil arkadaşlar, geç değil. Şu an bakın bu eğitime kayıt eğit olan öğrenciler içinde sezon başından beri düzen çalışanlar da var. Sıfırdan yeni başlayan hocam sizin gibiler de var. Dershane kurs desteği alanlar da var. Sezon başında başlayıp bırakmış olanlar da var. Yani şu an karma bir kitle ama kişiye özel çalıştığı için zaten sorun değil. Sariye hocam çok teşekkür ederim. Daha bu sisteme kayıt olduğunuzda ilk kez duyacağınız çok fazla bilginiz olacak hocam. Emin olabilirsiniz. Hani bu kadar kısa sürede bile bu kadar farkındalık yaratabildiysek bu sistemden yüz gün faydalandığınızdaki kısmı düşünün. Yeniden linki paylaştım. WhatsApp'tan yazın bilgi almak istediğinizi, kayıt olmak istediğinizi. E dönüş yapıp yardımcı olacağız. Ben de birebir arama yapıyorum. Benimle görüşmek isteyen arkadaşlarımı, öğrencilerimi arayıp yardımcı oluyorum. Linki yeniden ilettim. Şu an kayıt olduğunuzda analizlere, sınavlara gireceğiz. Merve Hocam çok teşekkür ederim. Yine bir seminer vesilesiyle yollarımız kesişip peyit işlemlerimizi tamamlamıştık. Bakın Merve Hocam ne demiş? Ben üç çocukla hala umudum varsa hepinizin umudu olmalı. Tuğba Hocam sayesinde çok teşekkür ederim. Tekrar teşekkür ediyorum hocam. Sevgiler. Hocam benden de size sevgiler. Gerçekten iyi ki de yollarımız kesişmiş. İyi ki sizi tek uzam ailemize dahil etmişiz ve iyi ki bu kadar güzel yorumları duyduk. Nasip oldu. Çok mutlu oldum gerçekten. Yusuf Hocam yeterli olur. Bakın A grubu için de hocam, A grubu için de eğitimlerimiz var. Ben hemen o kısmı da göstereyim. Ki alanda e, efsane bir eğitim kadromuz var. ÖABT kısmı şey e, A grubu kısmı için e, çok tercih edilen öğretmenler ve böyle bir sistemle zaten çalışacağınız için öğretmen de bir nevi artık araç konumuna geçiyor. Tam olarak amaç değil. A grubu için de şu an hızlandırılmış grup hocam. 1599 lira %10'luk bir indiriminiz olacak. Bu indirimle tutar bayağı düşüyor hocam. Yani şöyle bir sistem şu kalitede bir eğitim için. İnanın bu tutarlar arkadaşlar piyasanın zaten çok altında. Yani bizim amacımız artık hani sistemi daha fazla öğrenci kullansın. Sizin atanmanız, sizin başarıya ulaşmanız. Yoksa böyle bir Türkiye'de ilk ve tek kez hayata geçirilen bir sistem için şu tutarlar inanın hiçbir şey değil. Tabii ki Yusuf hocam görebilirsiniz. Hatta ben onun için de size bir link göndereyim. Hilal hocam ben de çok teşekkür ediyorum. Benim için de gerçekten çok kazanımlı bir seminer oldu. İnşallah kayıt olduktan sonra daha fazla hepinizle görüşeceğiz. Arkadaşlar buradan hazırlandığımız sınava yönelik örnek derslerin tamamını da görebilirsiniz. Ben son kez yeniden WhatsApp birimimizin linkini iletiyorum. Kayıt olmak için, bilgi almak için... ...bu linkteki formu doldurun... ...benim ismimi de iletebilirsiniz... ...farklı öğrenci koçlarımız da var... ...hepsi branşında uzman... ...kıymetli yıllardır bu alanda... ...çalışmaları devam eden... ...biz yardımcı olmaya hazırız... ...biz sizi atandırmaya hazırız... ...bu sistemi bunun için kurduk... ...yıllardır emek verdik ve... ...sizin verim almanız için kurulan bir sistem... ...yolumuz da bir şekilde öyle ya da böyle kesiştiyse... e ...ben kesinlikle bu sistemden faydalanıp... ...bu yıl atananlar listesine... Hepinizin ismini yazdırmasını çok istiyorum. Canı gönülden istiyorum. Canı gönülden de inanıyorum size de sistemimize de. O yüzden iletin lütfen. Ay merhabalar hocam. Çok teşekkür ederim. <laughs> çok naziksiniz. Eminim siz de çok güzel ve tatlısınızdır hocam. Çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Farklı sorularımız yoksa Artık WhatsApp'tan yazan öğrencilerimize dönüş yapma zamanı. İnşallah bir sonraki seminerimizde de görüşmek üzere arkadaşlar. Yine kayıt olan öğrencilerime ben koçluk yapıyorum zaten Merve Hocam gibi görüştüğüm öğrencilerim var. Umarım çok etkili, güzel olmuştur. Benim için öyle oldu. Çok teşekkür ederim hepinize tek tek katıldığınız için. E çok da mutlu oldum ayrı ayrı hepinizi tanıdığım için. Kendinize çok iyi bakın. <laughs> İnancım azaldı anda sponsorlu gelen bir ilanla size denk geldim. İyi ki denk gelmişim. İyi ki biz de aynı şekilde bir mukabil denk gelmişiz. Bir bakarsınız hocam bu denk geliş hayırlara vesile olur, atanmamıza vesile olur. Neden olmasın? Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. <laughs> çok teşekkürler. Sevgiler, sevgiler. Görüşmek üzere.